Güneş İmparatorluğu mu kıtası? bin yıl önce battığı iddia edilen efsanevi bir uygarlık. Bir diğer adıyla Güneş İmparatorluğu. İlk insanın ana vatanı olduğu düşünülen Pasifik Okyanusu'nda yok olmuş bir bölgedir. Teoriye göre tüm insanlar burada yaşıyordu. Tek tanrılı bir dini vardı. Bu din daha sonraları Osiris dini olarak Mısır'a, ardından Hermes ile değiştirilerek Yunanistan'a kadar gelmiş. Her bakımdan üst düzeyde olan bu uygarlık, metafizik, spiritüel anlamda da oldukça gelişmiştir. Mu İmparatorluğu aynı zamanda bütün din, sembol ve efsanelerin de ilk görüldüğü yerdir. Dünyada şu an bulunan her sembol, tablet, mitolojik inanç ve kayıtlar Mu'ya dayanıyor. Buna Sümer tabletleri de dahil. Mu uygarlığı M.Ö. 12 bin yıllarında bir felaket sonucu batmıştır. Altındaki gaz odalarının patlamasıyla kıta sular altında kalmış ve bildiğimiz Nuh tufanı oluşmuştur. Geriye kalan adacıklar Endonezya, Polinezya, Hawaii, Haskalya ve diğerleri. Hepsinde bu kıtaya dair izler bulunmaktadır. Buradan kaçabilen kişiler dünyada farklı bölgelere yayılmıştır. Bu kıtada yaşayan 4 farklı ırk bulunmaktaydı. Bunlar ise dünyaya başka bir anavatandan geldiklerine inanıyorlardı. Bu anavatan sizce neresiydi? Evet, gökteki en parlak yıldız olan Sirius. Bu konuda en yetkili kişi olarak tanınan ve ilk defa kapsamlı araştırmalar yapan kişi ise İngiliz albay James Churchwood'dur. Mısır, Hint, Maya, Aztek gibi imparatorlukların Mu'nun bir uzantısı ve kolonisi olduğu ileri sürülmektedir. Mu kıtasından çıkan ve batıya doğru giden bir göç yolu Uygur İmparatorluğunu ortaya çıkartmıştır. İmparatorluk Asya ve Avrupa'nın büyük bir bölümünü kapsamaktaydı ve Mu'nun en büyük kolonisiydi. M.Ö. binli yıllarda Çinli belgelerin Uygur İmparatorluğu'nun 15 bin yıl önce uygarlıklarının zirvesinde olduğunu yazmaktadır. Doğu koloni yolları Atlantis'ten sonra Atlantik Okyanusu'nu geçerek Akdeniz'e ulaşmış ve burada bugünkü Fas, Tunus, Cezayir, Yunanistan, Mısır ve Anadolu'ya ulaşmıştır. Çağlar boyu medeniyetlerin eşiği olan Anadolu, göç yollarının ortasında olduğu için adeta bir harman yeri olmuştur. Peki biz Türkler? Kökenimiz neresi hiç düşündünüz mü? Orta Asya mı? Türklerin kökenini araştıran ve bu kıtaya dair izler bulan bir kişi daha vardır. Onu hepimiz tanıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Türklerin ilk Orta Asya'dan geldiği tezini eksik bulmuş ve bu konunun derin bir şekilde araştırılmasını istemiştir. Bunun için görevlendirdiği Tahsin Maya Tepeki, Meksika'ya elçi olarak göndermiştir. Yaptığı araştırmalarda Türkçe ile Maya dili arasındaki benzerlikler dikkatini çekmiştir. Çünkü tabletler Atatürk'ün kendisine söylediği gibi Pasifik'te yer almış bir kıtadan bahsediyordu. Yüksek bir uygarlığa ulaştıktan sonra deprem veya tufan sonucu battığı sanılıyordu. Tahsin Bey burada Maya ve Kızılderili kültürlerini de incelemiş ve Türk kültürü ile aralarındaki şaşırtıcı benzerlikleri tespit etmiştir. 130'dan fazla birçok kelime Maya, Kızılderili ve Türk dillerinde çok benzerlikler göstermiştir. Çalışmalarını belge ve fotoğraflarla 3 ciltlik defter olarak toplayarak Atatürk'e göndermiş, 1937 yılının sonlarında hasta olmasına rağmen Atatürk 3 ciltlik bu belgeleri incelemiş ve notlar almıştır. Bunların ikisi 1970'lere kadar TDDK kütüphanesindeydi. Üçüncü defter ise kayıp. Bu defterlerde dini tören, ibadet ve tapınakların bile şaşılacak kadar benzerlik gösterdiklerinden bahsedilir. Öte yandan Amerika'daki en önemli piramitlerden biri bugün Meksika sınırları içinde olan Yucatan bölgesindeki Itzcuhuacan piramiti. Duvarında Mu'nun batışı ile ilgili çok garip bir yazı bulunmaktadır. 6 Kaan yılı Zak ayı, 2 Maluk günü başlayan korkunç yer sarsıntısı. 13 Şuayn'e kadar devam etti. Mu kıtası felakete kurban gitti. Felaket 64 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. Bu kadar benzerlik ve kanıtlara rağmen siz ne düşünüyorsunuz? Mu kıtası gerçekten var olmuş olabilir miydi? Peki günümüzde gittikçe popüler hale gelen spiritüelist ve okültizm inançlarının geri dönmesi, tek dünya düzeninin yeniden yapılmaya çalışılması, bu yeni dünya terimini kullanan ilk yazarlardan biridir Alice Bailey.
ve kendisi Helena Blavatsky'nin yazılarından esinlenmiştir. Bu isimleri araştırdığınızda karşınıza ne çıkıyor dersiniz? Eski kadim uygarlık kalıntıları. Antik dünya, her ne kadar birbirinden binlerce kilometre uzaklıkta olsa bile birbirine çok benzer. Gerçek her zaman gözünüzün önündeydi. Bu fotoğrafları kimin, nasıl bir cihazla çektiğini merak etmiyor musunuz?